Erdal Bey Tokatlı bir aileden geliyor. Bir ustanın yanında çırak olarak çalışırken vizeyle İsviçre'ye gidiyor. İsviçre'de çalışıyor. Kendi başına başarılar elde ediyor. Kendi iddiasına göre başarılar elde ediyor. Ve ondan sonra da bu FETÖ döneminde 2000 özellikle 13'ten sonra o dönemde bakanlık yapmış Taner Yıldız'ın yakınlarıyla tanışıyor. Ve aynı zamanda Mahir Ünal'ın, AKP milletvekili Mahir Ünal'ın yeğeniyle tanışıyor. Ki Taner Yıldız'ın ortamında tanışıyor. Taner Yıldız'la da nasıl tanışıyor? Bakan. Enerji Bakanıydı. Enerji Bakanıydı o zaman. Dünya Bankası'nda görevli olduğu gibi iddialarla tanışıyor. Ardından oradaki siyasi çevrelerle de iletişim kuruyor. İsviçre'de de daha önce Hakan Fidan'ın özel kalem müdürlüğünü yapmış olan, sonrasında FETÖ'den tutuklanan ve onun da abisi İsviçre'deydi. Orada bağ kuran ve siyasi yelpazesini genişleten, iddiaya göre bir iş insanı. Bu Taner Yıldız'la tanıştıktan sonra ve Mahir Ünal'ın yeğeniyle de tanıştıktan sonra bir takım ticari ilişkilere başlıyorlar. Taner bu sırada Taner Bey'i de ziyaret ediyor, Taner Yıldız'ı. Orada da bir takım iş adamlarıyla tanışmaya başlıyorlar. Almanya'da tanışıyorlar, Türkmenistan'da tanışıyorlar. Aynı zamanda Türkiye'de tanışıyorlar. Ve network genişledikçe de iş çeşitliliği de artıyor. Ama bu sırada herkes onu Dünya Bankası çalışanı zannediyor. Kimisi Dünya Bankası'nda çalışan olarak zannediyor. Kimisi ise MİT'in bölge sorumlusu olarak, Avrupa bölge sorumlusu olarak tanıtıyor kendini. Ya. Avrupa bölge sorumlusu bir de tabii, kendisine bağlı ajanlar olduğu iddia ediliyor. İddianamede yazılanlar bunlar. Bakın devletin mahkemelerinde iddianamede yargılanıp ceza aldı dosyadaki iddia bu. Ceza aldı dosyadaki. MİT olarak tanıtıyor kendini. MİT, ben burada diyor bağlı kişiler var bana diyor. Onlarla iş yapıyorum diyor. Neden? Çünkü Ankara'ya geldiğinde MİT'e gidip orada tanıdığı vasıtasıyla çıkarken de beni buradan alın diye söylüyormuş. Sağlaması yanındaki, bu mu yani? Hayır, diğer tarafında gerçekten ya bu bunun yanında bir yardımcı şey varmış, vekalet verdiği. Mesela diyormuş ki ben MİT'teyim, MİT binasındayım, gel beni buradan al diyormuş. O da gidip alıyormuş. Yolda arabayla giderken bana ceza gelmez merak etme diyormuş. Kimi arıyormuş? MİT özel kalemini. FETÖ'den tutuklanan var ya, ses kayıtları var adamlarda. Onu arıyormuş, benim cezayı sildirin, benim şunu yapın, ben şuradan girdim şöyle oldu filan diye arıyormuş. O MİT'in binasını da girebiliyor bir yandan. Tabii girebiliyor. Girebiliyor. Oradan aldırtıyor kendini arabayla. Bununla ilgili de kendisini MİT ajanı olarak tanıtıyor. İşte MİT'in elemanı olarak tanıtıyor. Ve bu gibi kişilere de güvence veriyor. Diyor ki ben sizin dosyanızı hallederim. Bir gün bir iş insanı... izletebileceğiz şimdi. Bir iş insanı, şunu anlatayım. Timuçin Devrim Yalı. Bu burada dursun. Timuçin Devrim Yalı tehdit ediliyor mafya tarafından. Bir mafya çatışmasının içerisinde buluyor kendini. Tehdit ediliyor. Ölümle tehdit ediliyor. Bir binbaşı da getirip Erdal Temel'le tanıştırıyor. MİT olduğunu söylüyor ya. Binbaşı ama. Gerçek binbaşı. Binbaşı. İddia bu. Bunu diyor çıkarın dışarı. Yurt dışına kaçırın diyor. İsviçre'ye gönderiliyor. Çocuklarına okul ayarlıyor Erdal Temel. Orada yerleştiriyor. Kendisinden de vekalet alıyor. Burada bir şoförle birlikte kendi adlarına vekalet alıyor. Türkiye'ye geliyor. Onlar İsviçre'de yaşıyor. Ve bu Temuçin Devrim Yalı vekalet veriyor. Verdiği vekaletlerde de şirket adına da eşi vekalet veriyor. Verdiği vekaletlerde de tabii ki taşınmazlar var. Arabalar var, taşınmazlar var. Elde ettiği gelirler var. Ama zaten Temuçin Devrim Yalı da zengin bir iş insanı. Çok ünlü bir makarna şirketinde ortaklığı var, benzin istasyonlarında ortaklığı var filan. İsmi çok yerde geçiyor. Abi, vekaleti aldıktan sonra bir süre sonra Temuçin Devrim Yalı'nın malları el değiştirmeye başlıyor. Erdal Temel'le, iddiaya göre ki bunun suç duyurusunda bulunuyorlar. Erdal Temel'le o kişi el ele veriyorlar, evi satıyorlar. Ferrari'si var, Ferrari'yi satıyorlar. Bunlar elden çıkıyor. Evi kime satıyor? Temuçin Devrim Yalı onlar, yurt dışında. Onlar yurt dışında. Haberleri yok. Vermiş, sonra öğreniyorlar ki eyvah diyor, her şey elden gidiyor diyorlar. Geri Türkiye'ye geliyorlar. Tamam mı? Ne oluyor diye. Ve bununla ilgili de Başak Yalı, Sayın Temuçin Devrim Yalı'nın eşi şikayette bulunuyor. Dolandırıcılık. Bizi diyor MİT olarak tanıttı bize kendini. Biz de güvendik, vekalet verdik. Benim şirketimin üstündeki yerleri de sattılar. Arabamızı da sattılar. Dolandırdılar bizi diyor. Şikayette bulunuyor. Abi bununla ilgili dünya kadar şikayette bulunuyor. Ardından bu evi kime satıyorlar biliyor musun? O zaman Karagümrük teknik direktörü olan, daha önce de Fenerbahçe'nin kalecisi olan Volkan'a satıyorlar. Volkan bu evi alıyor. Evi adam normal alışveriş yapıyor haberi aslında. Haberi yok yani. Haberi yok.
evi alıyor. Evi aldıktan sonra bu davalar başlıyor. Çünkü durduruyor. Satışı durdurmak istiyor. Adam evi, evimi almışlar. Tedbir koydurtuyor. Sonrasında abi gazetelere çıkıyoruz. Gazetelerde tehdit. Eğer bu işi devam ettirirseniz sizin için hiç iyi olmayacak diye Yalı'yı tehdit ediyorlar. Başak Yalı'yı. Şikayetinizi geri çekin. Erdal nasıl? Temel mi? Erdal Temeller yaptırıyor. Bunlarla ilgili mafya giriyor işin içerisine. Haberlere bakın. Bunların hepsi son haberde çıktı. Ardından bu süreç devam ediyor. Başka mudiler çıkmaya başlıyor. Kendisinin, Erdal Temel'in kendisinin vekalet verdiği, kendisinin vekalet verdiği bir kişi iddiaya göre, ya o kadar komik şeyler var ki, Ahmet Taş İçişleri Bakanlığı müfettişi. İçişleri Bakanlığı gerçek müfettiş. Gerçek müfettiş. Şu anda emekli. O zaman müfettiş. Vekalet veriyor. Ve diyor ki ben İsviçre'den para getireceğim. Ben milli emlakta birilerle anlaştım. Kemerburgaz'da ve aynı zamanda Arnavutköy'de 6 parsel toplam 3 dönümdü galiba. 1 dönüm, 3 dönüm ne öyle bir şey. 6 parsel arazi var, ben onu alacağım. Bunun için alımlara başlayayım. Benim adıma sen takip et. Hesaptan parayı çek, yatır oraya falan diye vekalet veriyor. Ahmet Bey de diyor ki tamam diyor. Kimle yapacağız? Bir avukat var. Satış sözleşmesi yapıyorlar. O sırada görevli mi Ahmet Taş? O sırada emekli olmuş galiba. Emekli olmuş. Ha? Avukat var. Avukatla da protokol yapıyorlar. O arsanın alım satımıyla ilgili paraları veriyor. Hesabından çekiyor. Para gönderiliyor. Tam o sırada da 15 Temmuz darbe girişim süreci. İlk başta Rusya'da uçak düşürülüyor. O oluyor. Ahmet Davutoğlu görevden alınıyor. İşte istifa ediyor. Bu süreç gelişiyor. Oyalıyorlar beni diyor. Bunun üzerine abi hemen protokol devreye giriyor. Benim diyor size alacağım var diyor. Bu alacağı ben de size para verdim diyor Ahmet Taş. Paramı almak istiyorum sizden diyor Erdal Temel'den. Ama bu sırada da çok samimiler. Nasıl samimiler? Gidip Erdal Temel'in çocuğuna Ahmet Taş gidip kız istiyor. Evlerine beraber gidiyorlar. Beraber İsviçre'ye gidiyorlar. Beraber Amerika'ya gidiyorlar. Amerika'da işte kendisini bir FETÖ'den birisi karşılamış. Geziler yapıyorlar filan. Böyle iş gezileri de yapıyorlar. O kadar samimiler birbirleriyle. Mahir Ünal'ın yeğeni olduğu iddia eden beyefendi de onunla birlikte ticaret yapıyorlar. Ve bu arsayı ayarlamışlar. Arsayı alacaklar ama alamıyorlar. Arsa kadük kalıyor. Adam da diyor ki ben size vereyim parayı. Siz senet yapın, bana ödeyin. Ben alırım. Hayır diyor, taksitle alalım. Taksitle alalım deyince iş yatıyor. Velhasılam ortaya bir yekün çıkıyor. Ahmet Taş diyor ki ben size hesaba para koydum. Beni de alacaklıyım sizden. Alacağımı tahsil etmek istiyorum diyor. Tamam sen diyor benim yanıma gel. Bunu vereyim diyor. Ofiste Ahmet Taş'a senet imzalatılıyor. Ben diyor biliyorsun diyor MİT'teyim diyor. Aşağıda diyor adamlar bekliyor. Eğer bunu imzalamazsan diyor seni alıp götürteceğim buradan diyor. Korkudan diyor imzaladım diyor senetleri. İmzalayınca diyor benim hakkımda diyor haciz başlattılar diyor. Onu da öyle bir zamana getirdiler ki diyor tam bayram zamanı, bayram arifesinde hacize veriliyor. 5 günlük itiraz süresi geçiyor. Ben bayramdan sonra haberim oluyor muhtarda diyor. Ya, ve haciz başlıyor. Sahte MİT ajanı gerçek İçişleri Bakanlığı fetişini nasıl dolandırıyor? Hayır yani bu gücü nasıl sağlıyor ama neyle? Taner Yıldız ve MİT'le. Taner Yıldız'ın çok yakınında olduğu için onun adını çok kullanıyor. Ben enerji işleri ayarlayacağım diyor. Taner mesela, Yıldız bir de bu arada Menzil Tarikatı'na yakınlığıyla bilinen bir isimdir. Öyle bunu da unutmamak lazım. Burada mesela bir enerji şirketi ihaleye girecek. Bununla ilgili teminat hazırlanması verilmesi gerekiyor. 7 günlük bir teminat hazırlıyor. İhaleye giriyor, alamıyorlar. Bununla ilgili çok fazla şey oluyor. Ortada meblağlar dönüyor. Ahmet Taş'tan sonra avukat hakkında da bir takım şeyler düzenleniyor. Sonra Ahmet Taş'ı başka biri daha arıyor bu sefer. Araya birileri giriyor. Ben de MİT ajanıyım diyor. O da eski emniyet müdürüymüş. O eski emniyet müdürü de daha sonra Bakırköy'deki bir çatışmada vuruluyor. Meslekten ihraç ediliyor. Sonra kendisini diyor ki etrafa ben diyor kardeşim diyor. Orada vurulduk ama bu senaryoydu diyor. Ben aslında şu anda MİT'e çalışıyorum diyor. İstihbaratım ben artık diyor. Ahmet Taş'ın iddiasına göre Erdal Temel diyor ki ben gerekli parayı aldım. Adamda daha çok mal var diyor. Sen git diyor. Ahmet Taş'ın iddiası bu. Bu sefer emniyet yetkilisi arıyor. Bizim seninle görüşmemiz lazım. Biz Avrupa'daki ajanlarımıza, işte muhbirlerimize para dağıtmamız lazım. Eşinin üstünde çok fazla Çatalca tarafında arazi var. Onları bize vereceksin. Biz 4 ay sonra sana vereceğiz diyor. Ya diyor ki kardeşim ben buna inanmıyorum diyor. O zaman da izle diyor. Bak seni nasıl ekliyorum ben FETÖ'ye diyor.
Nasıl sabah sen operasyon yapıyorum izleyeceksin diyor. Mesela diyor yarın sabah senin de tanıdığın şu isim diyor havalimanından gözaltına alınacak diyor. Haberlere bakıyor gerçekten alınıyor. Mesela diyor şu kişi diyor akşam operasyon yapacağız ona diyor. İzle diyor. Akşam izliyor alınıyor. Bu sefer eşiyle birlikte diyor ki ya devlete hizmet edelim verelim diyor. Biz bunu 4 ay 5 ay sonra geri alırız diyor. Bütün vekaletle arsalarını teslim ediyorlar. Yani operasyon bilgilerini önceden almaklarını evet. sayesinde insanları güven telkin ediyor. Bütün mallarını teslim ediyorlar. Bu adamlar, o kişiler sonra bu malları alarak satıyorlar. Hatta bunun yanında başka bir arsa daha varmış tanıdıklarının onu da almışlar. Para yetmedi onu da verin demişler onu da vermişler. Abi sonrasında bundan şikayetçi olacak. Dolandırıldığını anlıyor. 5-6 aya geçiyor vermiyorlar. Şikayetçi olacak korkuyor. Gerçekten MIT'se diyor ne yapacağım ben diyor. Bir gün sabah televizyonu bir açıyor. Bahsettikleri adam Mossad ajanı olmaktan tutuklanıyor. Bu son Mossad operasyonu. Evet. Mossad ajanı olmaktan tutuklanıyor. Bu sefer gidip onun hakkında da suç duyurusunda bulunuyor. Sahte MIT ajanı yani Mossad ajanı Mossad ajanıymış. Mossad ajanıymış. Temuçin Devrimyalı'yla görüştüm. Başak Yalı'yla görüştüm. Bu iddiaları sordum. Bu iddialarla ilgili zaten diyor ben bütün hepsini açık çıplaklıkla anlattım diyor. Ama burada şöyle bir şey var diyor. Biz bugün itibariyle kendisiyle sulh ilan ettik. Evet sulh ilan ettik. Protokol yaptık diyor. Şikayetlerimizden vazgeçeceğiz diyor. Neden vazgeçeceksiniz dedim. Hani bir tehdit mi var size karşı ya da başka bir şey mi var? Murat Bey Türkiye'de mi Türkiye'de yaşamıyor musunuz siz dedi. Hukuku görüyorsunuz dedi. Yani çok uzun sürecek ve sonucunu da biliyorsunuz dedi. Ben bunlarla ilgili dedi sulh ilan ettim dedi. Kendisiyle barıştım dedi. Davalarını geri mi çekmişler? Yani? Davalarını geri çekecekmiş yarın. Bak çekecekleri davaya okuyorum size. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu 2023 Taksim 22.761 soruşturmalı numaralı kapsamında iddianamede açılan 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava. Beykoz İcra Dairesi'ndeki dava, Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava, İstanbul 37. İcra Dairesi'ndeki icra, İstanbul 34. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosya. Bütün hepsinden feragat ediyor, geri çekiyor. Anlaşmışlar. Şimdi Almanya'daki bununla ilgili dolandırılan enerji şirketi sahibi var Murat Bilgin diye. Ona ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. Onunla da anlaştığı iddia ediliyor. Bununla ilgili diğer dava dosyalarına baktım. Adliye kaynaklarımla konuştum. Yargılama devam ediyor. Neyle devam ediyor? Dolandırıcılıkla. Kimi aradım? Erdal Bey'i aradım ilk başta. Erdal Bey diyor ki tam tersine onlar beni dolandırdı. Ben İsviçre'de yaşayan bir iş insanıyım. Orada kazandığım parayı Türkiye'ye getirdim. Ve burada da yatırımlar yapıyorum. Doğal olarak ticari faaliyetlerim de var. Tabii ki Taner Yıldız'la görüştüm. Aile olarak da işte çocuklarla falan diye bahsediyor. Mahir Ünal'ın yeğeni olduğu iddia edilen adamla da görüştüm. Bir takım işler yaptık. Asıl onlar beni dolandırdı. Ahmet Taş benim paramı aldı. Bir takım arsalar aldı. Beni dolandırdı. Çok ciddi şekilde dolandırdı. Ben bunlardan şikayetçiyim. Hatta CİMER'e suç duyurusunda bulundum. Sayın Cumhurbaşkanı'na hitaben dilekçe yazdım. Bana rüşvet verildi. Benim şirketimin üzerinden. Bak buranın altını çiziyorum. Benim şirketimin üzerinden diyor. Mahir Ünal'ın yeğeni olduğu iddia edilen kişi. İsviçre'ye para gönderdi. Tekrardan para getirdi. Ve bu birçok defa tekrarlandı. Yani yasa dışı para giriş çıkışları oldu diyor. Ben bu paraları çekip geri verdim diyor. Bu paralar dağıtıldı diyor. Ama ben getirdiğim paraları da gasp ettiler diyor. Ben şikayetçiyim onlardan diyor. Mahkememiz de sürüyor. Ben Türk yargısına güveniyorum diyor. Birçok dolandırıcılık davasında doğruluyor. Evet diyor var böyle davalar diyor. İddia ettiler diyor. Ama herkes diyor iddiasını ispatlamakla mükellef diyor. Ben diyor yaptığım sözleşmeler neticesinde diyor var olan hacizleri uygulamam gayet benim için de yasal bir uygulama diyor. Sonrasında ben Sayın Bakan'ı aradım Taner Yıldız'ı. Taner Yıldız'ı aradığımda söylediği şu Murat Bey lütfen artık bu ismi ben duymak istemiyorum dedi. Neden Taner Bey dedim. Tabii ki dedi biz yatırım yapmak isteyen her insanla görüşüyoruz dedi Türkiye'de. O insanlarla görüşürken de dedi o insanların kim olduğunu tabii ki bakıyoruz ama dedi. İşte bir şekilde yanımıza geldi, görüştük, yatırım yapacağını söyledi, Türkiye'de işler yapacağı söylendi. Ama dedi bu kişiyle ilgili ben dolandırıcılık faaliyetleri olduğunu öğrendikten sonra bir daha da görüşmedim, yanıma da yaklaştırmadım. Bu kişiyle ilgili beni lütfen vareste tutun dedi, ben bu konuyla ilgili çok da fazla konuşmak istemiyorum dedi kendisi. Tabii ki fotoğraf çekilebiliyorsunuz işte siz de gazetecisiniz, gittiğiniz bir yerde fotoğraf çekilebiliyorsunuz, böyle bir şey de olabilir dedi. Ardından buradaki Ahmet Taş'la görüştüm.
Ahmet Taş bütün çıplaklığıyla anlattı. Delillerini de sunuyor, belgelerini de sunuyor. Dolandırıldığını ve çok ciddi şekilde tehdit edildiğini, kendisini MİT ajanı olarak tanıttığını, bu şekilde güven kazandığını, Taner Yıldız'la birlikte iş yaptığı için birlikte beraber koşturduğunu ve bununla ilgili iddiaları söylüyor. Yine bu şeyin içerisinde Orhan Öztürk yazdı. Türkmenistan'daki iş adamı dediğimiz. Şu andaki Erdal Temel'in bütün mal varlığı bana ait dedi. Ben Taner Yıldız'ı da çok iyi tanırım. Onun vasıtasıyla zaten tanıdım diyor. Dolandırıldım diyor bununla ilgili. Yine bunun içerisinde Aybars Ünal'la görüştüm. Mahir Ünal'ın yeğeni. Kendisi dedi ki evet dedi bu iddialar doğru. Ben zaten Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidip ben şikayetçi oldum. Ceza almasını da sağladım ama mahkemeden bozuldu. Bunun takdirini de size bırakıyorum ben dedi. Hala iddialarımın da arkasındayım ben dedi. İddia da değil bunlar. Gerçek dedi. Yaşandı. Ben yaşadım zaten dedi. Yine Yüksel Yalova'yı aradım. Eski milletvekili. Çünkü neden? Her konuşmasında Erdal Temel Yüksel Yalova'ya atıf yapıyor ve AKP milletvekillerine atıf yapıyor. Teşekkür ediyor hepsine. Murat Kurum'a ulaştım. Murat Kurum'a sordum. Bu fabrika nasıl oluştu diye. O süreci de anlattım. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle elimizde bir dosya var. İsviçre'den gelen bir iş insanı var. Siyasi çevreyi kullanarak üst kademedeki bakan yardımcıları ve İçişleri Bakanlığı'nda emekli olmuş bir kişiyi de alarak zengin portföylerini de kullanarak birbirleriyle iş bitirme yarışına girmişler. Her iş bitirme karşılığında seninle anlaştığında sözleşme yapıyor. Yaptığı sözleşmede diyor ki mesela Şule'yle ben Şule senin adına şu işi bitireceğim. Ama ben bu işi bitirdiğim zaman 500 bin dolar alırım. 50 bin dolarını önden alacağım diyorum. 50 bin dolarını alıyorum ama işini yapmıyorum. Şule de doğal olarak diyor ki bu ben artık paramı istiyorum. Sen paranı vermeyince Şule gerekli sözleşme yerine getirmedi diye geri kalan 450 bin dolarla ilgili de ben Şule'ye haciz davası başlatıyorum. Ve bu konuda haklı olmuş oluyorum. Ama bunun adı da dolandırıcılık. Şule de onu MİT ajanı ya da Dünya Bankası. Şule de onu nereden tanıyor? Siyasetten tanıyor, MİT ajanı olarak tanıyor, MİT'in sorumlusu olarak tanıyor. Taner Yıldız'ın yanında bir bakanın yanındaki bir kişi olarak tanıyor. Bütün siyasi üst çevreyle konuştuğu için güven telkin etmiş piyasaya. Böyle tanıyor, hep böyle konuşuluyor. Devamlı da birilerinin yanında.